Işığı da, ışığımı da çoğalttım. Çoğalttım abi. Biraz geri alalım. Öyle mi? Tamam. Tamam. Eyvallah, tamam. Bakayım abi. Tamam şuna. Şimdi... Telefonunuzu da bir kapatın. Bir zahmet. Şöyle geçeyim. Şimdi o soruna cevap vereyim. Ondan sonra başlayacağım ben. Yani insan namaz kılmak istediği halde kılamaması mı? Dersimiz bu değil, dersimiz açacak. Sebebini sor. Evet. Hafızdır, ilmi de var, kılmak da istiyor ama kılamıyor. İnsanı temelde kendisini üçe ayıracak. Vesveselerde, bunalımlarda, tuhaf tuhaf duygular gelmelerinde hep kullanır bunu. Yani temel Risale-i Nur'da da Vesvese Risalesi'nde temelde bu var. İnsan bunu her derste diyeceğim demeye de devam edecek. Üçe ayıracaksın temelde kendini. Bu benim nefsim. Bu benim ruhum. Ben diye. Hiç bu ikisi de değildir. Size sorayım. İstanbul'da kaç tane daire var? Çok. Kaç tane odası var? Kaç tane cihaz var? Kaç tane tabak var, bardak var? Kaç tane ne bileyim duy var, elektrik var, ampul var? Çok değil mi? İşte bu İstanbul'da baş döndürücü elektrik cihazlarından daha fazla sende duygular, hisler var. Sen büyük bir kainat gibisin, bir şehir gibi değilsin. Tamam. Hepsi ayrıdır. Tuvalette var, banyoda da var, depresyon tarafında var da var. Şimdi kendini üç ayırdın mı? Ayırdın. Şimdi aşağıdan gelen. O üçü bir daha tekrar eder mi? Benim nefsim. Ama bana ait, bana bağlı. Yani hamileyim ben. İçimizde bir nefisi büyütüyoruz, yavru gibi. Evet. Bunun adı benim nefsim. Hamileyiz. Benim ruhum. O da bize verilmiş. Ben ruh değilim. Masaya koysan bu benim söz derim der gibi, bu benim inşaatı cazım der gibi, bu benim nefsim, al. Bu benim ruhum, al. Ama bu ben olan ben tektir. O zaman nefis yapısı itibariyle, donanım itibariyle 7 mertebededir, en üst mertebesi yani en dibi nefse maledir. Yani bu ne yapacaktır? Meyhanede, şehirden geçerken dükkanın önünde içki vardır. Sen buna niye şaşırıyorsun? Meyhane, dükkanı işte bu. Nefis Allah'a küfür iman edecektir. Peygamber'e hakaret edecektir. Suizan edecektir. Bugün birisinin sorduğu gibi. Yani soruyor, yani ne yapsın, niye sormasın, sormamak ayıp. Diyor ki, kayınpederime diyor, değişik duygu hissediyorum diyor. Kadın. Ne? Yani bu ben miyim diyor, ben kimim diyor, ya bu nasıl bir aşağılıktır? Kendi kendini levme diyor ve nefret ediyor. Ve aşamadığı için de hayatını da noktalamak istediğini de anladım ve söyledim evet dedim. Şuraya bakın. Ha bu normal. Nasıl normal diyorsun ya? Arkadaşım, onu o tür şeyleri çıkartan tarafı onun nefsidir. Bak ayırırsa ne kadar normal. Ya lemalarda tesettür risalesinde Tepecik'te ders yaptım o dersi mutlaka dinleyiniz. Aile içi hudutlar. Hatlar yani. Nefsi o kadar pis bir şey, aşağılık ki bacına, annenin kafasına karşı şehveti olmaz. Kafaya. Kafanın dışında her organına şehveti olur. Böyle pislik bir şeydir. Ha demek ki bu imalakhanem nefsim. Buna karşı cevap veren tarafımız da ruhumuzdur. İkisini de seyreden ve ben hangisiyim diye ikilem yaşayan, karakter kayması zannettiği kişi var bir tanesi. Ben, o sensin. Ve onu kimse görmemiştir daha. Ben olanı beni kimseyi görmemiştir. Allah'ı nasıl görecek? Hiç kimse kendisini görmemiştir. Ben oyum işte.
Bu ikisi ben değildim. Ben bunları kullanıyorum, araba gibi kullanıyorum, at gibi biniyorum, tamam? Nefisler olur. Ya arkadaşım, atın siyah olması, beyaz olması, şöyle olması, böyle olması, yavaş gitmesi, şey yapması, semiz olması, zayıf olması, üstünde oturan adamın şahsiyetini düşürmüyor ki. Binayı yükselterek insanlığı yükseltmiyor ki. Gece konduda oturarak insanlığı alçalmıyor ki. Ama lütfen yani kendini neyle ifade ediyorsun, o önemli. Ha, o zaman geliyoruz o soruna. Bu soru çok sorulduğundan mecbur üzerine durdum. Kendini ayırıyoruz. Tamam mı? Ayrı, üç tane. Şimdi dahilde de üç tane özelliğimiz var şu anda. Zihin, dima, akıl, bir. Kalp, iki. Eylem, üç. Fiil. Şimdi insanı fiiliyata, harekete, namaza veya işte tesettüre, şuna buna, zekata, eyleme dönüştüren tarafımız akıl değildir, histir. İnsanın kalbinde, vicdanında duygu varsa mutlaka fiil vardır. Namaz duygusu varsa mutlaka namaz kılar, kılmamış duramaz, sıkılır. Yatsı namazı geldiği halde geç vakti bırakan, kılmayanlar nasıl sıkıntı çekebilirler bu söylediğimi? Dolayısıyla insanın aklı yani ilmi namazın arka kaynağı değildir. Akıl, ilim kalpteki duyguları canlı tutar. Buradaki duyguları inkişaf ettirir. Kalpte, vicdanda o duygu gelişirse namaz olur. O zaman namaz fiilin arkasında vicdaniyet vardır. Kalpteki duygu vardır. O duygu tetiklere inkişaf ettiren de akıldır. Onun için ayaklı kütüphanedir. İlahi yatçıdır. Profesördür. Ama çok rahat mezhepsizlik yapar. Namaz kılmaz. Hiç olmayacak, yanlış olan fetvaları bildiği halde vicdanı kıpırdamadan konuşan insanın aklı vardır. Vicdaniyeti olmadığından fiili yoktur. Ama dağdaki ninelerimiz var, babaannelerimiz, yaşlılarımız, ben yaşadığım köylülerimiz, kafası yoktur, yani ilmi yoktur. Kalpte din duygusu şair toplumla geliştiği için namazı vardır, tesettürü vardır. Ama kafasında bilgi var, kalbinde namaz duygusu veya fiilin duyguları yoksa eylemi yoktur. Bunu araba şarj misaliyle veriyorum, akü. Araba şarj sağlamsa akü, diye kapar. Orta kalp diye marş alır. Ama öyle bir akü düşünün ki batarya, ceyran var ama marşı çevirmeyecek kadar kıt kıt yani. O zaman ne yapacaksın? Peygamber aleyhissalatü vesselamın buyurduğu gibi imanınızı tazeleyin. Tamam. Ha, o zaman niye namaz kılamıyor? Bilgi vardır. O bilgi boğazdan, hadis-i şerifte dediği gibi bilgi boğazdan aşağı inmediğinden vicdaniyatı olgunlaşmamıştır. Vicdaniyatı o öleme kadar, o seviyeye kadar gelmediği için marş çevirmiyor. Aküden misal kalptir. Kalp sağlam olursa namaz marşı alır. Orta kalp namaz aldı. Ama öyle bir kalp ki kıt kıt var ama namaz marşı çevirmeyecek kadar ceyran. O zaman cedidü imanekum ila la ilahe illallah. İmanınızı tazeleyin, çoğaltın diyor. Ama demek ki namaz kılamamasının sebebi budur. Bilgisi vardır. Şimdi dersimize başlıyoruz. Geçen hafta ve iki hafta imani ders yapmıştık. Bu hafta psikoloji, psikratist, içsel denge, aile içi iletişim, nasıl yorumlarsan, huzurlu olmanın, ferahlı olmanın, rahatlı olmanın, içsel birbirine çatışan duygularımızın
kontrola getirme dersi yapacağız. Aldığım notlardan, Risale-i Nur külliyatından aldığım notlardan okuyacağım. Ondan sonra şualar 336'dan aldığım not. Bu mevzulara 13. şuayı, 13. şua tamamen baştan başa ben böyle aldım. Mesela bak 336'da rahat etmenin formülü. Tamam arkadaşlar, şimdi seyredin. Yaslanın arkanıza, şimdi dinlenin. Rahat olmanın formülü. Bunları niye almıyorsun? Kardeşim bana lazım. Böyle 5 tane psikoloji dersi, dersime ait defterim vardı. Abi fotokopi çekeceğim diye kaybettiler. Kime verdiğimi de bilmiyorum. 3827 madde. Yani daha şimdi pek vermiyorum. Şimdi tespit ettiğim külliyattan cümleler okuyorum. İlginçtir. Hakikaten çok hoş. Kendime yazmış olduğum şey. Başlık: rahat etmenin formülü. 1. İnaat-i Rabbani'nin tecellisini fark etmek. Yani niçin Bediüzzaman Hazretleri iman esasını çok işliyor? Sevgili kardeşim, orada cam var. Onu kapatır mısınız? Her bir ota, her bir ağaca güneş yapılmaz, israf olur. Bütün mevcudata bir güneş yeter. Bütün mevcudata bir güneş yeter. Tamam. Şimdi Allah'ın inayetini fark et, unutma. Yani dünyada bulunuş gayeni aklına çıkartma. Yani niçin bulunuyorum? Tamam. Ona göre hazmediliyor. Dünyaya dünya için bakarsan hazmedilmiyor. Dünyaya ahiret için bakarsan, mesela bir misal söyleyeyim. Ahirete inancımız oturursa, karşılığını bulursa, duyma ulaşırsa insan, çoğu meselesi hal olur zaten. Mesela zulme uğradın, adalet kavramı sende inkişaf etmiş. Haşir meydanı var. Tamam. Sende eksiklik var, malın, bedensel, ahiret kavramı inkişaf ederse insan tatmin olur. Mal düşkünlüğün var, şöhretliğin, özelliğin var vesaire. Ahiret inancı inkişaf ederse insanın o sorunu gider. Eğer ahiret inancı insana ve aileye hakim olmazsa, insan bencil olur, pergel insan olur. Yani ben merkezli yaşar. Pergelin ince ucunu kendi merkezine koyar, bütün daireyi kendi etrafında döndürür. Pergel insan diyorum, bencil insan. Tamam. Yani inayet ilahiyi fark et. Bak iki gözüm var, biliyor musun? Arabam yok diye üzülme. İki ayağının var. İki ayağın var. Fark et kardeşim. Ayağının farkına gel lütfen. Usta ne güzel diyor. İki, bir gözün yoksa iki gözü olmayanlara bak. İki gözün yoksa vücuda geldin, taş olmadın diyor. Bakın hiçlikte kalmadın, taş olmadın. Bitki olmadın, hayvan olmadın, hiçlikte kalmadın. Efendim, insan oldun, mümin oldun, bir de bu davayı tanıdın. Fark ediyor musun? Üzerindeki nimeti. İki, kazaya rıza göster. Çünkü her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. Yok arkadaş, ben razı değilim. Kaderini tenkit eden başını örse vurup kırar. Razı ol kardeş. Allah hakimdir. Abes iş yapmaz. Adildir. Merhameti çoktur. Fark et. 3. Kadere teslim ol. Kader seni sevk eder kardeşim. Bir vesileyle sevk eder. Merak etme. Kul küllü ya'melu ala şakile. Kul dönüp dolaşıp aslını bulur. Nereye gidersen git. Hatırlar mısınız, ben ilk gelenlere diyorum. Sana da demiştim. Kardeşim buraya gelmek zorunda değilsiniz. 5 defa her cemaate git eğer istiyorsan. Ama 5 defa o cemaati takip et. Zıp 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 yapma. Her gün bir dükkan değiştiren bir çırak bir meslek sahibi olamaz.
her gün bir fakülte değiştiren bir meslek sahibi talebe olamaz. O zaman git tarikata, git bilmem nereye, 5 defa git. Belki ilk gidişinde seni ilgilendirmeyen mevzu işlenir. 5 defa git, bütün cemaatleri 5 defa dolaş, ondan sonra al kalemini, iki elin arasına kafanı koy, bana hangisi daha faydalıdır, ona artık sebat et. Fıtratını bul yani. İlle buraya gelme. Gelme kardeşim, ne yapacaksın yani? Fıtratın buraya değilse, hocam gelme. Evet. Hizmet-i Kur'an'ı devam et. Cenab-ı Hakk'ın vaadi var. Yollarımıza gireni, yollarımızı isteyeni, yollarımızı gösteririz. Başka bir vaadi var. Bana bir adım atana bir tabirdir, teşbihtir, temsildir. Ben 10 adım yaklaşacağım. Allah'ın büyük ikramı olarak söylüyorum kendimde. Bazen diyorum ki Allah'ım ya Rabbi, utanıyorum senden. Şu dünyada acaba benden daha huzurlu insan var mı? İnanın, yemin ederim. İnayet ilahi için söylüyorum. Allah'ın o kadar ikramı var ki. Bak bir misal söyleyeyim. Mübalağa değil. Kainat, Allah, iman, Kur'an üzerine kurulmuş. Peygamberimiz hatırına yaratılmış. Peygamberimiz de İslam'la şereflenmiş, verilmiş. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bile iman etmiştir. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'a iman etmiştir. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi peygamberliğine iman etmiştir. Peygamberlere iman ona da cari. Peygamberlere iman o da mecburdur. O da iman etmiştir. O da demiştir ki La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bazı insanlar bunu şöyle şey yapamıyor. Beni nefsinizden en çok sevdiğinizden fazla sevmedikçe bu nefsi zannediyor. Bu Ahmet değil. Bu Muhammed tarafıdır. Ahmet Muhammed'e iman etmiştir. Miraç'ta Ahmet Muhammed'e gitmiştir. Onun için 19. söz ve 19. mektupta Risalet-i Ahmediye, Mucizat-ı Ahmediye yazıyor. Mucizat Muhammedi değil, Ahmediye'dir. Ahmet'in mucizesi var, Muhammed'in değil. Muhammed Nur-u Muhammedi'dir. Yani fark edeceksin kardeşim ya. Fark edeceksin ya. Fark o kadar harika bir şey ki, düzleme çıkartıyor seni ya. Ustad ne güzel diyor. Dertlerin varsa diyor, dertlerin üzerine gülsene ya. Demek bir yere götüreceksin. Biberin içinde lezzeti saklayan Allah, dermanı dertin içinde saklamış. Düşün ki hayatta, varlıkta, insanda dert yok. Böyle bir varlık olur mu? Böyle bir yaşantı olur mu? Bu noktadan cennetten üstündür dünya. Çünkü cennet tek boyuttur. Onu ifade eden, onu cennet olarak bize tattıran dünyadır. Adem Aleyhisselam bile dünyaya gelmeseydi, Adem Aleyhisselam Arafat denilen Cebelül Rahme'de, hacca gidenler bilir, Arafat demek sembolik olarak bir manası, Adem'in insan olduğunun farkına vardığı yerdir. Adem'in, başka mana, Adem'in insanın emaneti kübrayı hamlettiğinin şuuruna ve izan ettiği ve altına girdiği andır. Bu noktalardan bakarsan böyle haca da böyle gideceksin adam gibi. Önceden oluşumlarla gideceksin. Şimdi bizim yayında var galiba. Hacın hikmetleri diye böyle. 5 tane. Onu anlayarak yani size kardeşimsiniz. 3. kattan gece yarısı herkese vazifeyi bitirdikten sonra aldım defteri. Böyle yukarıdan aşağıya bakarak böyle. Onlar böyle duygu yazdım. Allah'ım ikram böyle. Ben de zevk alıyorum. Demek ki hizmet-i Kur'an'ı'ya devam et kardeşim. Yani senin de bir davan olsun. İlle nurculuk olsun demiyor. Tarikatın mıdır nedir? Olsun. Yani senin de bir kalbin bir şeye atsın. Kalbin ruhun bir bağ olsun. Yani kardeşim cep telefonuna bir kart tak. Bu demir yığını olur. Hiçbir mana ifade etmez. Bir bağ kur. İman bir bağdır. Ya ben kendi başıma giderim. Tamam. Ama sabahtan akşama iştesin, çalışıyorsun. Nasıl yani kendini idare edeceksin? Benim gibi değilsin ki sen. Benim işim bu. Dikdörtgen oluruz. Ha yani tabii o zaman mutfak, tuvalet, yatak iş olur demek istediğin yani. Mutfakta dolduruyorsun. Tuvalette boşaltıyorsun. Yatağa gidiyorsun. İş. Ne olur o zaman? Dikdörtgen olur insan. Mutfak, tuvalet, yatak iş. Mutfak, tuvalet olmaz ki yani. Ondan sonra öyle oraya gömül.
sanki mutfakla tuvalet arasında ara portman boru gibi. Evet. Temiz malzeme, pis diye bir makine. Gübre fabrikası olur insan. Ya arkadaşım, insanın eti yenir, ne derisi giyinir, çok özür dilerim. Pisliği bile bitkinin altına konmaz, mekruhtur, asitlik özelliği vardır. Hiçbir şeye yaramıyorsun ya. Ama bir iman ettin mi, telefonuna bir kart taktın mı, dünyayla görüşüyorsun. Ruhuna da bir kart taktın mı, Allah ile görüşüyorsun. Devam ediyorum. Hizmet imaniye devam et. Hizmet-i nuriye devam et. Telaş etme. Her şeyi yorumla. Yani sabır hazmetmek değildir. Çözüme odaklanmaktır. Çözümün yollarını sabırla beklemektir. Bakın, anlıyor musun? Sabır hakkında burada da mesela telaş etme. Sabır hakkında bir cümle okuyayım size. Sabır. Bakayım ilginizi çekecek mi? Bizim bir sürü defter var. Efendim. Sabır iki ayrı parçaların kaynamasına mühlet vermektir. Sabır. Başka çok var burada da ben seçiyorum. Şu sayfalar komple sabırdır. Sabır neyi ne zaman, niçin ne kadar yapabileceğini bilmektir. Sabır, insanlara hata yapma fırsatı tanımaktır. Bunu sabır, bunu nasıl nerede kullanacağını bilmek, öğrenmek de mümkün ki bunun en güzel misali haçta oluyor. Sabır, kazanılması gereken beceridir. Sabır, eşyanın kıymeti kadar değer vermektir. Yani devam. Sabır bir manasıyla, sabır olayları Allah ile bakmaktır. Allah canibinden yorumlamaktır. Sabır. Otur, karışma. Allah canibinden bakmaktır. Sabır kendini fark etmektir. Sabır kendi donanımlarının mahiyetini, nerede ne tepki vereceğini, ilmini öğretir sana. Sabır, yollardaki trafik işaretleri gibi yön gösterir sana. Vesaire. Şu anda o konumuz değil. Telaş etme. Sakin ol. Sakin ol. Dengeye gel yani. Farklı istidatlarını fark edip her şeyi yoluna koymaktır. Sonra meyus olma, ümitsiz olma. Çünkü ayet-i kerimede mealen, Allah muhafaza, Allah'tan ümidini ancak kafirler keser. Sakın ümidini kaybetme. Ümidin olsun. Ümidin olabilmesi için hedefin olsun. Lütfen bir sene sonra nerede olmak istiyorsan onu görmeni istiyorum. O resmi gör. Bir sene sonra nerede olmak istiyorsun? Mesela bir sene sonra ben külliyatı bir defa en az bitirmem lazım. Onu görmen lazım. Net gör. Sabır önünü görmektir aynı zamanda. Yani salap artı yaşama. Her şeyi yerinde kullan. Mesela bugün bir tanesine demiştim. Abi ne yapayım dedi. Sofrada kavga oluyor en çok dedi. Kahvaltı yemeklerde. Tabi sofralarda nutuk atma yeri kabul edersen nasılsa bunların kırklarını keseceğim, sokacağım böyle. Tam herkes burada mecbur olup nutuk atacağım yer düşünürsen tabii ki kavga yeri olur. 10 dakika konuşacağını ne olur böyle bir elini eline sürsen her şey biter. Bir tebessüm, her şey bitiyor. Şimdi bu erkektir soran, bak şimdi. Ama hocam dedi, anladım. Ondan sonra deftere şunu yazdım. Bu adama ders yaptı, içime geleni yazdım. Erkeklerin evde sert olmasının sebebi
korku duygusundandır. Nereden korkuyor? Saltanatımı kaybederim, otoritemi kaybederim, bana karşı duruşlarını kaybederim. Korkusundan öyle duruyor. Oysa şöyle yapsaydı, hanım ve çocuklar, babanın vermiş olduğu değer, hürmet, tebessüm, saygı, ona verdiği kıymet verilse, çocuk bu bana verilen değeri kaybetmeme korkusu olsa seni daha çok sayar. Bakın anladınız mı? Burada ince bir puf nokta var. İki türlü korku var ama yerinde kullanamadım. Şu, bak. Bir, otoritemi kaybederim korkusuyla sert duruyor. İki, bunu yapacağına sevgiyi ver. Sevgi müthiş bir bağdır. Korku sen olmadığın zaman sana aksi işler yapar. Ama sevgi verirsen, arandaki bağ korku değil de sevgi bağı olursa, kulla Allah arası gibi, bu sefer o çocuk babama veya o hanım kocama veya o erkek hanımıma, aramdaki o sevgi bağıma zarar gelir düşüncesiyle, o bağı rencide etmemek, bozmamak adına adımlar atar. Günahım Allah beni yakar düşüncesiyle daha çok kaçma. Allah ile aram açılır. Allah'taki yerim, Allah'ça kıymetim azalır. Allah bana buğz eder düşüncesi. Mesela Cenab-ı Hak sana buğz ettikten sonra Hasan buyur ya Rabbi. Geç cennet. Git ot. Ben cenneti de istemem ki ya. Ben şimdi İlker burada desek, abi bunu ye. Lan sen beni alay mı ediyorsun ya? Beni şey mi zannettin ya? Ye orada. Ağaçlık aç bırakmıyor beni. Ama keşke suratında, davranışında çok hoş olsa da ekmek vermese. Ondan dolayı cehennem değil, Allah ile iletişime, Allahça değerime, Allahça bana kıymetime zarar gelir düşüncesi İnsanı daha çok bağlar. Çok antikadır. Ne demek? Mevzu olmamak. İnşallah bu sayfaları bitiririz biraz. Çabuk okuyayım. Başka madde. Birbirlerinizin kuvve-i manevilerini takviye etmek. Arkadaşlar, birbirinizin ailede, evliyseniz, çoluk çocuğunuzla, iş yerindeyse, efradınızla imtihanınızı kolaylaştırıcı konuşmalar ve davranış yapınız. İmtihanınızı zorlaştırmayınız. Nereden çıkarttın Hasan'ı? Usta hapisteki talebelerine diyor ki, zaten hapis bir musibettir. Birbirinize de musibet olmayınız. Birbirinizin imtihanını kolaylaştırınız. Birbirinin kuvve-i manevisine takviye olunuz. Zaten insan olmanın getirdiği yük var. Zaten cemiyetin yükü var. Zaten cemiyet hırtlağına kadar günahlarla, ben merkezli insanlarla dolu. O zaman benim bir rahat edeceğim tek bir yerim var ki, Bediüzzaman'ın ifadesiyle, küçük bir cennet yuvasıdır. Yuvanı da cehennem yapma be kardeşim ya. O zaman ne yapacaksın? Birbirinizin imtihanını zorlaştırmayınız. Kolaylaştırıcı adımlar atınız. Bunu nasıl becereceksin? Becermek zorundasın. Empati yapınız. Karşıdan bu tarafa yapınız. Sorumluluktan kaçmayınız. Ameliyatta olan doktor canım sıkıldı diye terk etme şansı yoktur. Evlendikten sonra, anne baba olduktan sonra ben bu iş canım sıktı, benden eyvallah deme şansın yoktur. Uçağı kullanan pilotun canım sıkıldı artık, ben dümeni tutmak istemiyorum deme şansı yoktur. Böyle bir şansınız yoktur. Böyle bir tercihiniz yoktur. Otobanda çoluk çocuğunla giderken direksiyonu bırakma şansın yoktur. Tercihin yoktur. Evlilik de budur. Hayır. Doğru şerit kullanacaksın. Lütfen arabayı kullanırken, önüne bakarken lütfen dikiz aynana bakıp arkanı da seyret. Arkanda kimler olduğunda fark et. Niçin hep böyle ön camı kullanıyorsun? Arka
dikiz aynanı da kullan. Dikiz aynanı da kullanırsan arkayı seyreder. Ben çocuk getirmeyin demiştim. Bırakamadım kasını. Tamam abi. Ama tamam. Bir daha getirmemenizi. Çünkü herkesi rahatsız ediyor. Başka? Korkmamak. Korkmayın kardeşim. Hiçbir şey. Allah Kur'an'ında öyle diyor. Benden korkun diyor. Depremden korkma kardeşim. Kanserden korkma kardeşim. Kanser adam öldürmez. Trafik kazası adam öldürmez. Ecelin bitmesi adamı öldürür. İnancını kullan. Kumbara gibi, kumbaraya para atar gibi bu yaşına kadar ne attın? Kadere iman birikimini yaptın. Biriktin ya. Kadere iman birikti birikti kardeşim. Peki ahirette mi kullanacaksın? Kadere imanın dünyada karşılığı yok mu? Aç kumbaranı zor da kadere iman ilacını sürsene Bediüzzaman'ın tabiriyle. Yarana mereme kadere iman ilacını sür. Değil mi? Kardeşim ya. Ya ne kadar korkmama. Depremde bu tavan iner. İnerse iner kardeşim al onun. Ceset senin değil ki. Ruh da onun. Tamam. Rahat edersin yani. Rahat. Malı sahibine teslim et. Rahat edersin. Malın yalancılık da altına girme. Gemide olup da yükü sırtına alma. Gemide sırtına alsan da gemiye de koysan gemi zaten gidiyor. Bir bisiklet şeyin vardı ya abi senin anlatmıştın. Hangisi? Hani o gençlik zamanında bir bisiklet almışlar sağa sola rahat gidip gelesin diye. Bankaya gitmişsin demiştin. Postane şimdi bir bisiklet derse gidesin de bisiklet aldılar bana o tarihte eski. Şimdi postaneye gittim. Ya arkada zincirle bağladım aldı. Kuyrukta 10 defa girip çıktım. Bisikletim kapıda çalındı. Ula bağlı zaten. Meğer bisikleti sırtıma almışım. Ben kapıya koydum zannetmişim. Meğer kalbimin içindeymiş. Arabayı almışım. Garaja koyamamışım. Orada kalbimin içindeymiş. Parayı kazanmışım. Cebime koyamamışım. Kalbime koymuşum. Nasıl koydum? Çünkü parayı esas almışım. Ulvi değerlerimi para uğruna kaybetmişim. Ulvi değerlerimi para uğruna kaybetmişim. Ama ya Rabbi. Ya. Kaybettiklerimi bulma serüveni yaşıyoruz. Musibetleri tevekkülle karşıla. Geldiyse geldi kardeşim. Aşk geldi, safa geldi. Çaresi bulunan şeye acizliğe girme. Çaresi olan şeye acizliğe girme. Çaresi olmayana da cezaya kapılma. Yani ne böyle oldu ne? Bırak artık kardeşim. Değiştirmez o. Tamam. Lütfen çözüme odaklan. Probleme değil. Çözümün parçası olmayanlar kesinlikle problemin parçasıdır. Ya. Kadınlar duygu aktarımında daha çok odaklanır. Fıtratları odur. Erkekler ise ilim aktarımında. Erkekler neticeye odaklanır. Hanımlar sürece odaklanır. Süreç. Yani niçin asla bunları söylüyorsun? Sevgili kardeşim bak. Olayı çözeceğiz ama çözen ben kendimi tanımıyorum. Olayı çözeceğim ama iki kişi arasında o cereyan eden hadise hanımla benim. Hanımı tanımıyor. Hadını bedensel olarak tanımışım. Cinsel olarak tanımışım. Tanımıyor. Sevgili kardeşim haritada bile desem ki nereye Adana'ya gideceğiz kardeşim kaç kilometredir? Abi nerede? Yayladan mı Zeytinburnu'ndan mı? Nerede? O zaman bir yerin hesabını çözümünü yaparken yolunu yordamını ararken elini lütfen parmağını bulunduğun yere koy. Sonra gideceğin yere koy. Arasındaki formül ondan sonra uygula. Nereye gideceğini biliyorsun ama nereden bilmiyorsun. Sorun çözeceksin. Çünkü aile reisisin, annesin, babasın. Fakat kendini parmağa bulunduğun yere koy manasında kendini tanımıyorsun. Parmak sen. Gideceğin menzilin, yerin ise karşındaki eşin, çocuğun, insan. Peki neyi çözeceksin?
formülü sonra uçak mı kullanacaksın? O iki nokta arası araba mı kullanacaksın? Abi neyle? Suyla mı gideceksin, trenle mi gideceksin? Tamam. Sevgili kardeşim, ya bunlar bayağı şey. Kardeşim, ben ameliyattayım. Canım sıkıldı, dışarı çıkayım, sigara içeyim, biraz hava atayım, yarın gelirim. Şansın yok. Böyle bir şansın yoktur. Öğrenmek zorundasın. Ama güzel bir serüvendir. Çünkü insan inşa ediliyor. İnşallah ben bir kadın nedir tarifi yazmışım. 3 gün önce Allah bir nasip ederse şöyle 4 sayfa. Yani onu bir yapmak istiyorum. Harika gece yazdım, şey yaptım böyle. Tefekkür ederken yatıyorum böyle. Ondan sonra kalktım. Risaleden o manaları okuyordum. Hakikaten çok da hoş bir yazı, tamam mı? İnşallah okuruz. Yani parmağını kendine koydun, karşıki tarafı tanıma adına çok hoştur. Kadın hakikaten dünyada bulunurken unutmayın, bunu demede de geçemeyeceğim. Alemi gaybla alemi şehadet arasında bir koridordur. Kutsidir. Peygamberi doğuran, peygamberi gaybtan şehadete beri eden bir hakikattır. İnsanın inşa edildiği bir yerdir. Allahu Ekber. Kadın hamileyken mazar olduğu Esma-i Hüsna, erkekler hiçbir zaman mazar olamamıştır. Kadının bu boyut itibariyle şehadetteyken gaybin hakikatıdır. Bir koridordur, bir tüneldir. Gaybı şehadete taşırken erkeğini gaybe taşır. Öteye taşır, çocuğunu bu tarafa taşır. Aynı anda yapar. Kocasını oraya taşırken aynı anda ötelere kocası ve kendisi adres yazar gaybtaki çocuğa. Oğlum ben senin baban. Kadın da diyor ki oğlum ben senin annenim. Adresimiz şu. Şu memlekette şuraya geleceksin. Ben seni teminat altına alıyorum. Senin maddi ve manevi geçimini yükleniyorum yavrum. Gelebilirsin. O da sevincinden atlayıverim veriyor rahime. Geliyor adrese. Adres demektir. Postahanedir ya. Çok kutsi bir varlıktır. Benim dünyamda çok acayiptir. Ben tuhafıma gidiyor. İnsanın benliğinin yok olduğu yerdir. Çok acayip bir şey ya. İnşallah. Kutsiydi. Birbirinizin değerini lütfen bilin. Ne olacak ya? Benim için değerlisin desen ne olacaksın? Ölecek miyiz? Oysa kazanımın fazla olacak. Bir vereceksin, bir koyacaksın, onu alacaksın. Böyledir. Sevgi. Habbi kube yapmamak. Ya bu sayfaları herhalde bitiremeyeceğiz. Habbi kube yapmamak. Yani küçük büyütme lütfen. Küçük sorunu genelleme, umumileştirme, sen zaten hep böylesin deme. Başka? Bir şehirde, meyhanede, camide olduğu gibi bir insanda da, yani bir evde de tuvalette, mutfak olduğu gibi, yatak odası olduğu gibi, insanda da iyi sıfatlar var, kötü sıfatlar var. Lütfen birbirinizi başkalarıyla kıyas etmeyiniz. Hatalarınızla genellemeyiniz. Sen hep böylesin deme. Orada öyledir. Ama o şeyde ama şimdi yaptı ama yarın veya dün öyle yapmaz. Biz zaten hepsini cerbeze yapıyoruz. Cerbeze yapıyoruz. Bir de behim yapıyoruz. Bir hata yaptı mı 10 senelik kafamızdaki arşivde bulunan hatalarını şimdi yapmışım gibi öne koyuyoruz. Ustak ne güzel demiş. Soruyorum. Arkadaşlar siz hayal edin. Bir varil düşünün. Varil var ya böyle petrolün konulduğu varil. Kaç yaşındasınız? 27, 30, 40. Bu yaşınıza kadar tükürdüğünüzü oraya tükürseniz neredeyse varil dolar değil. İçine sen girsen boğulursun. Ama şimdi niye gözükmüyor? Çünkü 30 seneye tükürüğünü yaydığından dolayı hiç gözükmüyor. Ama şimdiki zamana sıkıştırırsan o seni boğar. Affedersiniz, bıraktığımız gaz da böyledir. 30 senelik insanı Saddam'ın kimyasal bombası gibi yok eder. Ama
şimdiki gibi, niçin misal veriyorum, kullanacağım şimdi. Hatalarımızı depolar gibi bir yere şimdi ortaya çıkartıyor gibi genellemeyiniz. Maziyi taşımayın. Sen falan tarihte de falan zamanda da falan 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 yerde de böyle yapmıştın demiştin. Demeyiniz. Demeyin yani. Ben bu ders yaparken ben böyleyim manası değil. Benim dersim, benim içimdeki veya insanlarla meşgul olurken onlarla hadiseyi çözmede kullandığım yöntemleri, bilgileri, külliyatta bulduğum cümlelerle konuşarak kendimi de motive ediyorum bundan. Ben bundan zevk alıyorum. Zaten dersimde de öyle. Öyle diyorlar ya. Zevk, hakikaten zevk alıyorum dersimde. Onun için bir meşgul edici bir şey ondan rahatsız ediyor beni. Şimdi demek ki Habbi Kubbe yapmayınız. Bunun tersi Kubbe'yi de Habbi yapma. Güzel bir baceriyle zerreye indirme. Aferin hanım ya, eline sağlık. O bizim sarma misalini unutmayınız. Sarma misalini unutmayınız. Tamam mı? Böyle güzel bir şey yapınca irtifat cimrisi olmayınız. Başka bir madde okuyorum. Dünyanın büyük zararları dahi olsa fani olması cihetiyle kubbeyi habbe görüp içerisindeki fırsatları yakalamak. Maddi sıkıntın varsa dünyanın yaratılış gayesini, senin de burada bulunuş maksadını bilirsen o maddi sıkıntının senden kalktığını göreceksiniz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın şöyle bir hadisi kutsisi vardır. Yani söyletmiştir Peygamber'e aleyhissalatü vesselam. İyi dinleyiniz. Bu bende çok gözüküyor. Sende de gözükür inşallah. Bak. Bir mana mealini söylüyorum. Yani dünyanın mahiyeti tanımak adına Allah dünyaya vahyetti. Dünya küresinin müekkel melaikesine Allah şöyle dedi. Ey dünya, bizim dünya değil, onun idare eden melek. Buyur ya Rabbi. Seni hedef alıp beni unutanı, beni unutup seni gaye edineni kendine köle yap. Ey dünya, beni esas alıp seni terk edeni arkasından koş, hizmetçi ol. Hizmetçi ol. İkincisini benden görürüz. Dünyanın en rahat insanlarından bir tanesi benim. Beni esas alıp seni terk etmişse arkasından koş, hizmetçi ol. İşte Bediüzzaman, işte Resulullah, işte As-ı Saadet. Yok. Çok olduğundan değil ha. Peygamberin yaşadığı döneme ne denmiş? Asr-ı Saadet. Benim mantığıma göre Asr-ı Saadet, bir eli yağda bir eli bağda, her gün bir elbise değiştiren, kendisini elbiseyle, arabayla, parayla, şöhretiyle, makamıyla ifade edildiği bir döneme ben Asr-ı Saadet derdim. Ama Allah şöyle demiş. Kefen bile olmadığı, elbiseleriyle gömüldüğü, ekmek yok, ağaçların kabukları yendiği, karınlarının günlerce doymayıp karınlarına taş bağlandığı, çocuklarına bir şey pişiriyorum zannıyla kaplara taşları, çakıl taşlarını karıştırarak çocukların uyutulduğu döneme Allah Asr-ı Saadet demiş. Benim mantığıma, benim formülüme, şablonuma uymuyor. Saadet formülüme uymuyor. Uymuyor kardeşim, uymuyor. Meğer saadet buradaymış. Ruhtaymış be kardeşim. Ben eşyada, makamda, arabada, dairede aradım. Ne derler bu evimde, koltuklarımda aradım. Kendi şahsiyetimi ifade etmek, lüküs eşyalarımda aradım. Takılarımda aradım. Meğer ona köle olmuşum, haberim yokmuş. Peki çözüme ulaştım mı? Hayır. Sıkıntımı artırmıştır. Yani. Yapma etme değil, gaye olmamalı. Maksat olmamalı, vasıta olmalı. Ah, dünyanın mahiyeti keşfedilirse, insanın yaratılışı idrak edilirse, maddi kayıpların hiçbir şey olmadığını, bir örnek, müsaade ederseniz bir örnek vereceğim. Çok ilginç bir örnek. Çekim oldukları için, çeken arkadaşlar olduğu için, şehir ismi vermeyeceğim. Çokça kullandığım bir misal ama beni çok etkilemiştir.
bir Fiat servisi, Fiat Tofaş servisinin şehir servisi, ilk şehrin sahibi beni arıyor. Bir vesileyle beni tanımış, uzatmamak için anlatmıyorum o detayı. Bir vesile ve bu insanın namazı yoktur. Bak bu insanın namazı yok, beni tanıdı. Yani arabamın dershane arabasını götürdüm de öyle tanıştık. O adam da denk geldi, yoksa orada bulunmaz. Patron ya. Neyse, bize bakarak ilgi alakayı şey yaptı. Neyse, kenara ya, şey yapmış, telefonu bile almamış. O adamın arabasını o serviste kayıtta benim adresimi, arabamın plakası ve telefonumla buluyor. Bakın, servise arabayı götürdüğüm zaman. Gece saat unutmuyorum. Karanlık. Şeydeyiz. Bir mevlütte telefonum sessizde, ondan sonra yanıp sönüyor falan. Neyse kalktım, Kur'an'ımı okumuştum dersimi, çıktım dışarıya, akşam, hiç unutmuyorum. Adam arıyor. Hocam, selam yok, bilmez ki. Hocam, falancası, evet benim kardeşim, buyurun, ben falanca, tanıdın mı? Yok, hani falan seniz? Aa, tanıdım, tanıdım kardeşim. Buyur kardeşim. Duruyor. Kardeşim buyur. Hocam ben servisi kaybettim. Bütün o gayrimenkullerimi kaybettim. Neredeyim biliyor musun? Yo bilmiyorum dedim. Aynı lütfen yaşayın onu. Adamı yaşamaya çalışın bakalım. Bak ben ne demişim ona. Şu anda dedi evimde hiç haciz var. Gece gelmişti. Boşaltıyorlar. Gündüz gelmişler de boşaltma bitmiyor. Evime eşyama haciz geldi. İki çocuğumuz önümüzde oturuyor. Hanımla beraber, o biraz yamaç gibi bir yer var. Biraz lüküs yerde oturuyormuş. Demek ki eve bakıyoruz hocam, her şeyimizi kaybettik, evimizi de boşaltıyorlar dedi. Bir hatırıma geldi dedi. Ağlıyor. Yani bunun için mi üzülüyorsun bu kadar dedim. Hocam ne diyorsun dedi. Her şeyimi kaybettim diyorum. Tamam anladım. Anladım. Bunun için mi yokluğa ittin kendini? Allah iyiliğini versin. Ben de zannettim ki sabah namazını kaçırdın. Sessizlik oldu. Hocam ne diyor ya? Sabah namazı bu kadar mühim mi? Dedim kardeşim sen Allah'a ve Resulüne inanan bir insansın. Evet dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a sabah namazı sorulunca farzı diyemem, kıyas edemem dedi. Ama sünneti kıyas edersem ya ashabım, güneşin dünyaya değil, varlığa nerelere, galaksilere nerelere vurmuşsa, vurduğu yerleri bir kantarın kefesine koy senin olsun, sabah namazının sünneti bir kefeye koy. Allah Resulü Allah'a dayanarak söylüyor. Haşa diyebilir mi Allah demese? Sünneti daha üstündür ya ashabım. Hocam Allah Allah. Hemen yakaladı ama. Hocam biz dedi ciddi bir ölçüyü kaybettik değil mi dedi. Tabii kaybettin. Üzülme demiyor. Ama çokça üzüldüğün şeye üzülmen gerekeni üzülmüyorsun. Örneğin bir kişi aradı beni bugün. Hocam benim erkek başkasıyla bir nikah yaptığını zannediyorum. Psikolojim bozuldu bilmem ne. Kocan namaz kılıyor mu dedim. Yok. Peki kocam namazı nasıl kılacak, ne yöntem, hangi metot takip edeyim diye beni aradın mı? Yok. Helal ki ama yapamaz. Birinci kadının hukukunu nereye getireceksin? 16 tane şart var. Şimdi ki helal, haram değil. Ama çok zor. Hele bu zaman biraz çok zor. Helal olan bir şeyini yapmasına, deplasına giriyorsun da kocanı aman ıslah etme adına çare arıyorsun da kocanın namazsız olduğu niçin çare aramıyorsun? Niçin beni aramadın şimdiye kadar? Bak şimdi bu tenakuza bak. Temelde ölçü kayıp var yani. Şimdi hocam dedi biz dedi temel bir ölçüyü mü kaybettik? Evet kardeşim. Tamam hocam. İlk önce Allah'a sonra şu yere sonra sana söz veriyor. Bitti. Namaz tamam dedi. Bu adam ıslah oluyor vesaire. Allah tekrar servetini geri veriyor ama başka şehirde şu anda işçilerini toplayıp diyor ki
bu namazı, hasreten sabah namazını diyor, ben her şeyimi vererek aldım. İşçilere diyor ki, lütfen rica ediyorum, siz bir şey vermeye fırsat vermeyin. Alın namazınızı. Ben her şeyimi verdim, namaz aldım. Ama Allah buna mukabil de verdi. Şimdi 15 günde bir o şehirden kalkar hanımıyla gelir dershaneye, kapıda otururuz, bir yere gideriz, çay içeriz, ondan sonra çekip giderler. Kardeşim, temel ölçüleri kaybı, yani nerelere ne kadar üzüleceğimizi, sevineceğimizi bilmiyoruz. Sabah namazına çocuğunu kaldırmasın ama ne ya, pazar günüdür ya, çocuk bir istirahat etsin. Ama pazartesi, oğlum, kızım, 10 dakika kaldı okula ya. Kıyameti koparıyorsun. Sanki Allah okula gitti mi gitmedi mi aşırıda soracak. Yani bir örnek için söylüyor. Temel ölçüyü kaybedince kardeşim, yani tahtanın neresine çıkacaksın, tamam mı? Temel ölçüleri alırsak diğerleri kolaydır. Nereye benziyor? Bir misal vereyim, mevsime geçeyim. Trafik kazası geçiren bir insan, hurda kaş olmuş, hastaneye götürmüşler. Doktor ne yapar? Hayatı merkezleri esas alır. Kalp ve beyin değil mi? Hemen. Sen desen ki, dur doktor bey ya, ne yapıyorsun ya? Bırak kalbi, bırak kalbi ya. Adamın kemiği yanlış kaynar. Kırıldı kemiğini. Ayağını alçaya alsanıza desen ne olur? Tırnağı çıktı doktor bey. Olur mu? Yani aynı bunun gibi maskara oluyoruz hakikat dünyasında, meleklerin nazarında. Temeli kaybettik yani, anlıyor musun? Elimizden aldılar birileri. Elimizden aldılar kardeşim, evimizden. Elimizden ve evimizden aldılar. Ya başka bir şey verdiler. Oyuncağı verdiler. Başka, hizmetin kutsiyetindeki lezzeti ruhaniyi görmek, aramak, gözü ona dikmek. Arkadaşlar, biz bedensel lezzetten başka bir şey bilmiyoruz ki. Kulaktır, burundur vesaire organdır. Hiç böyle ruhsal lezzeti düşündünüz mü? Bir lezzetimden bir tanesini bahsedeyim ki bunlar riyakarlık olmaz. En çok ruhani lezzet aldığım sahalardan bir tanesi namaz kılmaktır. İbrahim Aleyhisselam mesela, o Hasan Girme dağıtığı. İbrahim Aleyhisselam mesela lezzetlerin şeyini anlatırken bir olayı başına geçmiş anlatmayacağım, uzun olur. Hakikaten ama her namazda değil ama benim. Namazda lezzet alıyor. İkinci en çok lezzet aldığım Kur'an'dır. Ondan sonra Risale'yi oturup da ki defterim yanımda olacak ama böyle yazar çizer, not alır, meşgul olmam. Her şeyi unutuyorum. Ya. Çok özür dilerim. Tuvaletimi çok defa tehir ettiğimi biliyorum. Lezzet alıyor. Zaten 17-49. 17 yaşında bu işi başladım. 49 yaşında. Zorla yabana yaptırabilir mi? Sana yaptırabilirler mi? Akşama pazarı yok, cumartesin yok, bayramın seyran yok. Bir binada, bir odada. Benim çıkışım bugün, abi bu derse gel. Ya bir nüfus sayımında dışarıya çıkmayacaksınız deyince adam zengin. Evet, yani doyu burada kardeşim, huzur burada kardeşim, lezzet burada kardeşim, dahildedir. Huzuru başka bir yerde arama. Olmayan kara kediyi karanlık odada arama. Olmayan kara kediyi karanlık odada arama. Huzuru olması gereken yerde ara. Nasrettin Hoca gibi bahçede yüzüğünü arama. Yüzüğü nereye kaybettin demiş. Evet. E niye bahçeyi arıyorsun? Burası aydınlık da ondan. Başka. Cenab-ı Hakk'a tefiz-i umur düsturunu rehber etmek. Tefiz ne demek biliyor musun? Bak, işini Allah'a bırakmak. Allah ne güzel vekildir ya. Allah buldun mu? Neyi kaybedersin ya? Allah ile lezzet aldın mı sen hiç? En lezzetli şey Allah'tır. Neyse, Allah'a işe karışma. He. İşini Allah'a bırakmak, Allah'ın işine karışmamak, olaylara Allah'ın rahmeti, hikmeti ve kudreti penceresinden bakmak, teşekkür etme, teşekkür et. Yani Allah, buraya geçelim şimdi. Teşekkür etme, teşekkür et. Teşekkür ne demek? Şimdi, şimdiye kadar ısınmıştık. Şimdi giriyoruz. Tayin. Şimdi tek tek
şimdiye kadar mübalağa etmiyor. Şimdi gidebildiğimiz kadar çaka çaka gidelim. Hadi bakalım. Şekvada bulunma, karamsar olma, ümidini kaybetme, şikayet etme, dikeni, gülde dikeni görme, kendini negatiflerden, negatif insanlardan uzak tut, bu dünyada kalma hikmetini unutma, başını örse vurma, misafir olduğunu unutma, hadiseler seni olgunlaştırdığını hatırından çıkarma. Birisine bir şey yazdım da şaşırdı. Sağlama çay var ya, sağlarsın adamı. Sağlama adama sağlama çay veriyorsun. Şimdi torbadır. Bak çok önemli, güzel bir misal. Torba. Torba için hangi ot var? Bilmiyorum. Çıkartabiliyor musun içini? Yok. Nasıl çıkartırsınız torbanın içindeki o otun ne olduğunu, faydasını, elementini, kokusunu, tadını, rengini, gıdasını çıkartamazsınız. Ancak sıcak suya koyarsanız çıkar. Sıcak ortam senin derinliklerindeki gizlilikleri ortaya çıkarıyor. Poşet çay gibisin. Unutma. Tamam? Otun gıdasını, rengini, kokusunu, tadını, tamam? Nasıl ki sıcak suda çıkar ortaya, sıcak ortamda sen de belli olacaksın. Unutma. Ateşe tutulmadıkça toprak altından ayrışmaz. Allah Resulü'nün ifadesiyle aleyhissalatü vesselam, geçmiş ümmetlerin çektiği kadar çekmedikçe cennete gideceğini mi zannediyorsun? Çekmek azap değil, sokaktaki günahlar yetiyor. Devam ediyoruz cümleye. Dostlarını kaybetme. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki, dostluğunu kaybetmek ahmaklıktır. Var olan dostu kaybetmek ahmaklıktır. Bedensel duygularının tutsaklığından kurtulmaya çalış. Bedensel duygularının tutsaklığından kurtulmaya çalış. Nefsinin de senin içinde olduğunu, nefisin de senin içinde olduğunu, onun da istekleri olduğunu unutma. İçinden gelenle konuşma, yapma. Hocam, ben hiç şeyim yok, pervam yok, içimden gelen hemen söylerim diyemezsin. Dememelisin. Niçin? İçinden geleni bırakan adam, ağzına geleni söylen adam, çok özür dilerim, büyük küçük tuvaletini geldiği gibi bırakabilir misin? Onu nasıl tutuyorsa onu da tutacaksın. Dobrayım diyor ya. O yanlış işte. Dobrayım. Yanlış. Yani belagat ehli ol. Zamana bakın, doğruyu ne zaman doğrudur? Ne zaman bir şey doğrudur? Unutma. Doğruyu doğru kişiyle, doğru kişilerle, doğru yerde, doğru zamanda, doğru uslupla ifade edilirse doğrudur. Muktezaya. Mutlaka tart. Muhakeme ve muazeneyi bırakma. Mezura, metre ve kantarın olsun. Ölç, tart. İstediği gibi konuşan, istemediklerini duymayın adayıdır. Arzularının hudutlarını makul seviyeye indir. Hanımlar, bakın bu size daha çok bakıyor hissi. Arzularınızın hudutlarını, arzu isteklerinizin hudutlarını makul olabilir seviyeye indirin. Eğer indiremezsen köle eder seni. Arkasından koşturur seni. Unutma. Kendini kendinle belirlersen, hudutlarını sen çizersen hür olursun. Hudutlarını bir başkası çizerse köle olursun. Köle olma. Her şeyin bir bedelle alınacağını aklından çıkarma. Az konuş, az ye. Niye çoğu zaman olumsuzlukları görüp rahatsız oluyorum sorusuna cevap ara. Niye ben hep olumsuzluklar düşünüyorum, hatırıma geliyor diye soruna cevap ara.
itimatını kaybetme. Allah'ınla gurur duy. Takip ettiğin izin olsun, rehberin olsun, danışabileceğin rehberin olsun. Bütün padişahların rehberi var. Dertlerini bölüşebileceğin dostların olsun, yetim olma. Dayanak noktan olsun, haddini ve hududunu belli olsun. Yalan konuşma, ihanet etme. Hedefin belli olsun, yılma. Hedefini mutlaka gör, bulutlu olmasın, net görmeye çalış hedefin. Rahmete itiraz etme, kısmetine razı ol. Rahmeti, Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyetini, rahmetini itham etme. Ehli huzur ve kemal-i iman sahibi olursan, kainatı ve nefsini Cenab-ı Hakk'a verir, onun tasarrufunda bilir, Allah'ın yükünün altına girmez. Dünyada tek başına mutlu olamazsın. İnsanların, hasreten yakınlarının, dost ve akrabalarının mutlu ve yoksulluk içindeyken senin yoksun bak mutlu, sen onlar yoksulluk içindeyken senin mutlu olamayacağını bil. Akrabaların, yakınların fakir fukara, sen varlık içinde huzur arıyorsun. Yedi süfli, yedi tane süfli alçak sıfat olan haset, kin, bitmeyen, bitmez tükenmez türlü emellerden sıyrıl. Bir de okuyorum. Yedi süfli sıfattan, sıfat olan hasetten, kinden, bitmez tükenmez arzularından, gıybetten, gururdan, enaniyetten, yani ben merkezli yaşamaktan, insanlara suizan, kötü düşünmekten uzak durmaya çalış. Dua almaya çalış. Masum ve mazlum ve fakirlerin yardım et. Dualarını al. Onlara ulaşamadan senin niyetin Allah'a ulaşır ki yaptığın yardımlar o niyet ettiğin anda daha niyet ettin vermedin. O yardımın ona ulaşmadan Allah'a ulaşır ki vermek almak olduğunu unutma. Meşveret et. İstikametli rehberin olsun. Negatiflik yayan, kuvve-i kutsiyeni boğan, cesaretini kıranlarla oturup kalkma. Dürüstlükten ayrılma. En az haftada bir cemaatinle kahvaltıda bulun. Kendine ve çoluk çocuklarına zaman ayır. Anne ve babaların bir daha bulunamaz olduklarını aklından çıkarma. Pastanede, postanede tanıştıklarınla evlenme. Evlenirsen sakın çocukların gelmesine hele ilk günlerde mani olma. Çocuğun olmasına mani olma. Sonra olur deme. Kart ağaç yere tutmaz. Taze fidan yerde tutar. Mümkünse erken evlen. Bir ağacın en tatlı meyvesi ilk verdiği meyvesi olduğunu. Hatır için şunları yapma. Hatır için evlenme. Boşanma, yemin etme, haram işleme, cemaat seçme, işe girme, düşman olma, para harcama yapma. Hatır için şunları yap. Dostlarının kusurlarını görme. İhsanda bulun. Allah ve peygamber hatır için sahabelerine dil uzatma. Evine ziyaret et. Cenaze dostlarının evine ziyaret et. Cenaze düğünlerine hastasını ziyaret et. Allah'ın hatırını ifade edecek, peygamberin hatırını ifade edecek şeyleri yap. Tevazu yerinde kullan. Dünya için ahiretini unutma.
büyük zararları önlemek için küçük zararlara katlan. Yerinde mudara yap. Yani mudara riyakarlık değildir. Olayı çözümlemek için kullanılan bir metot ve siyasettir. Bir düşün ki ahirette kimlerden şefaat isteyebilirim ve istediğim kişi buna müsait mi hesabını bunu da burada yap. Şimdi ahirettesiniz arkadaşlar. Bugün vefat ettiniz. Yarın haşr meydanına gittik. Düşün bakalım. Kimden ben şefaat isteyeceğim? Kimden yardım isteyeceğim? İsteyeceğim kişi ilk önce soru sor. Kimden ben yardım isteyeceğim? O isteyeceğim kişi buna layık mıdır ve seviyesi var mıdır? Hemen o dostunu belirle ve onu mihenk yap. Onun hatırını tut. Cenab-ı Hak dünyada iken ahireti dert edinene ahirette dert vermez. Allah'ın vaadi var. Unutma. Dünyada iken diyor ahireti dert edineni Allah ahirette dert vermeyeceğini, dünyada iken ahireti dert edinmeyene de Allah ahirette dert vereceğini vaat ediyor. Dünyada iken ahireti dert edinmeyene ahirette dert vereceğini vaadini unutma. Maddi imkanı varsa zekatın ve hacını ve de eğer imkanın daha varsa 6 ayda bir ümreyi bırakma. Çeşitli alimlerin yanında otur, dualarını al, haram yiyip yeme, yiyen kusar, Müslümana yaramaz. Haram yediğin halde sana yarıyorsa İslamiyetini sorgula. Çünkü haram Müslümana yaramaz. Kendini benim nefsim, benim ruhum ve de ben diyen beni unutma. Ve kendini böylelikle üçe ayırdığını, isteklerinin ayrı olduğunu aklından çıkartma. Dostlarını ve düşmanlarını kesinlikle kazandır. Dostlarını ve düşmanlarını kesinlik kazandır. Yani dostun ve düşmanın kim olduğunu kesinlikle hudutlarını belli et. Şefkat hissi unutma. Bak şefkat hissi şehveti örttüğünü idrak et. Şefkat var ya acıma. Mesela sokakta bir zıt cinse. Mesela kendimde misal vereyim. Eğer ben düşünsem ki bu kızın, bu hanımın imanını kurtarmam lazım. O da deccaliyetin tuzağına düşmüş. O da bu hakikatları duysaydı acaba nasıl olurdu? Ben buna nasıl ulaştırırım diye onun imanını dert edinirsem onun cesedini hatırlamam. Onun için şefkat şehveti örter. Onun için nurculukta 4 temel esastan bir tanesi arz, fark, şefkat, tefekkür mesleğidir. Risale-i Nur'a devam edenin şu 4 boyutta boyutlaşır. Acı, acınacaksın. Ver, verileceksin. Affet, affedileceksin. Allah Resulü'nün hadisini demeden yapamayacağım. Affet, affedileceksin diyor ya. Allah Resulüne sorulmuş. Ya Resulallah ne kadar affedelim? Ahirette ne kadar affa ihtiyacın muhtaç olacaksan o kadar affet. Sonsuz. Ama dini konular hariç. Beşeriyetin malına geçmiş bir karış. Geçsin. Böyle laf dedi. Tamam desin. Kırmızı ışıkta geçti. Allah seni ıslah etsin. Mesela bir adam öyle olmuştu başımda. Hem teneffüs ettireyim. Kırmızıda geçti. Ben de şöyle attım. Allah seni nurcu etsin dedim. Gittim her aile adaylarında gördülermiş. 400'den berlak bir adam geldiler. Dedi kardeşim ne küfür ettin aynen söyledi. Ben de böyle. Dedim ki ne dedim biliyor musun? Ne dedin dedi. Allah sizi nurcu etsin dedim. Böyle o hal geldiler yani böyle. Sanki bir öküz gelir de bir duvara çarpar ya. Böyle bir yere çarpar. Durdu. Ne şaşırdı. O da arabadan diğerlerini indi ne diyor diye. Burası şöyle yaptı. Amin dedi. Ve dost olduk. Onlar şimdi nur talebeleri. Helal et. Helal olunacaksın. Dünyada kiracı gibi otur ki çıkman kolay olsun. Laf götürüp getirme.
yanlışlıklara gücün yettiği kadar durdur. Şakadan dahi olsa kimsenin şahsiyetiyle oynama, oynatma. Aynı zulmü beşerde, son okuyorum son cümle. Sana insanlar zulüm etti, yanlışlık etti, hakkını yetti değil mi? Aynı beşerin zulmü içinde kaderin izini, özünü, yüzünü görmeye çalış. Tamam bu bana etti ama Allah niye müsaade etti? Beşer zulmeder, kader adalet eder. Hangi efal ve fiilimle Allah beni bununla imtihan ediyor, bununla ceza veriyor de, beşere takılıp durma, sorunun kaynağını bul. Bu sana iki faydası olur. Bir, sıkıntının kaynağını kesersin. İki, özüne dönüp kusurlarını tamir edersin. Hiç unutmayın ve bitti. Bir daha söylüyorum. İnsanların size yaptığı zulmün içinde, hatanın içinde kader ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede et. Ve evet beşer zulmetti ama kader aynı zulmün içinde adalet etti. Acaba bunu bana niye musallat etti diye düşünürse bana niye böyle yaptı, keşke böyle gitmeseydi, köşke şey yapma. Keşkelerinin kaynağı biteceği gibi kendine dönüp olaylardan ibret ve ders alarak kendini terbiye etmeye vesile olacağını unutma. Allah'ın rahmeti, bereketi, lütfu üzerimize, üzerinize olsun. Amin. Cenab-ı Hak çoluk çocuğumuza İslam'a ve Kur'an'a kadimler yetiştirsin. Amin. Ölülerimizi haberdar etsin. Amin. Ya Rabbi, riyakarane şu söylediğim Allah'ın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmeti hatırına samim olarak kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ölülerimizi haberdar et ya Rabbi. Amin. Elimizi semaya değil ya Rabbi, sana kaldırıyoruz. Ya Rabbi, arşın hürmetine, kürsün hürmetine, arş alanın hürmetine ya Rabbi. Kusurlarımızı affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi, senin sevgini bize koy ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, geçmişlerimize haberdar eyle de. İnsi ve cinli şeytanların şerrinde sema ve arz-ı afatlarda muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. İmanda kaim eyle ya Rabbi. Amin. Devam ettir ya Rabbi. Hakayık imani ve Kur'aniye de ihlasla sadakatta devam ettir ya Rabbi. Amin. Kim bize nasıl dua ediyorlarsa onlara öyle muamele et ya Rabbi. Amin. Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, boşluğumuza eda nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, son nefemizde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatiyle haklı olmayı nasip eyle ya Rabbi. Kabirde bu hakikatleri enis ve yoldaş eyle ya Rabbi. Amin. Haşir meydanında senet ve berat ver ya Rabbi. Amin. Sırat köprüsünde burak nasip eyle ya Rabbi. Amin. Cennette de arkadaş eyle ya Rabbi. Amin. Cennette ilk önce kendimizi, sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın, sonra rüyetine mazhar olmayı Cenab-ı Hak bize ya Rabbi nasip eyle ya Rabbi. Ve ahir davahu menil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve salavat. Amin.